Arkadaşlar Türkçe 10. sorudayız. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diye bir olumsuz cümle ile karşı karşıyayız. Evet Alican. Efendim hocam. Burada farklı bir yöntem uygulayalım. İstersen bu sefer cümleleri okuyalım ve aşağıdan paragrafları eleyerek gidelim. Tamam hocam, yani önce şıkları okuyalım öyle mi? Orada hayır, sorayım. Önce cümleyi okuyalım. O cümle aşağıdaki şıklardan hangisini götürebilir? Öyle bir yöntem tamam, uygulayalım. Tam tersi şu evet. Tamam hocam. Birinci cümlemiz, gazetelerin ve köşe yazılarının ömrü çok kısadır. Hatta 24 saat bile sürmez diyor. Evet hocam. Bu cümle aşağıdaki şıklardan hangisini götürebilir? Hocam sanki C şıkkında günlük hayatta ve gazetelerde kullanılan çeşitli kelimeler zaman içinde unutulup gidere yakın gibi geldi bana. Evet. Tebrik ediyorum seni. C şıkkı direkt birinci cümleyle gitti. Hatta hocam şurada devam var. Çünkü onun istediği örnek çoğu kez köşe yazılarına kalmıştır ve bir süre sonra o örnek cümle unutulmuştur diyor. Aynen öyle. Ben henüz oraya gelmediğimiz için ona değinmemiştim. Biraz sonra geldiğimizde bak bu da C şıkkını götürüyor diyecektik ama sen benden daha hızlı çıktın. Tebrik ediyorum. Sayenizde hocam. Bizi yetiştirdiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet gelelim ikinci cümleye. C şıkkı gitti böylece. Evet. Ne diyor? Gazetelerin ve köşe yazarlarının ömrü çok kısadır. Hatta 24 saat bile sürmez. Bunun için birçok köşe yazarı daha sonraki yıllarda yazıları arasından önemli gördüklerini bir kitapta toplar. Ve nispeten bu yazıların unutulmasını engellemek ister. Evet hocam. Ne yapıyor burada? Kitap. Bir köşe yazarı önceki yazılarını topluyor ve bunların unutulmasını engellemeye çalışıyor. Hocam, hangi şıkkı götürebiliriz? A şıkkında sanki yazarlar süreli yayınlardaki bazı yazılarının daha sonra okurlarla buluşması için onları kitaplaştırma yoluna gitmesi. Evet. Aynen öyle. A şıkkımız gitti. Karşıdan çıkarılabilir sanki hocam. Devam edelim. Bu çalışmalar ayrıca farklı araştırmalar için de kaynak oluşturur. Neymiş bu kaynaklar? Söz gelimi dönemsel sözlük oluşturmak için örnek cümle arayan bir araştırmacı bu kaynaklara başvurma ihtiyacı hisseder. Hocam dönemsel sözlük B şıkkında geçiyor. Aynen öyle. B şıkkında kitaplaştırılmış köşe yazılarından dönemsel sözlüklerden bahsediyor. Evet. Ve bu yazıların bunlar için kaynaklık ettiğini söylüyor. Öyleyse B seçeneğimiz de gitti. Devam ediyoruz. Dolayısıyla söz varlığını geliştirme yolunu tutan bir insanın bu kitaplardaki köşe yazılarını dikkatli taraması gerekmektedir. Ne yapacakmış? Dikkatli tarayacakmış. Dikkatli tarayacakmış. Bakalım hangi şıkta var hocam? Hangi şıkta da dikkatli olmaktan bahsediliyor? Tabii ki E şıkkı hocam. E şıkkı. Dildeki söz varlığını geliştirmek için sözlükleri tarayan araştırmacıların çalışmalarında dikkatli olması gerekirmiş. Renklendirmediğimiz bir tek D şıkkı kaldı Alican. O zaman hocam en zor seçeneği cevabı ben söyleyeyim. Doğru cevap D mi? Tebrik ediyorum. Zor oldu ama olsun hocam. Yapacak bir şey yok.